Son dakika bilgisi var, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-16 tedariki açıklaması. Müttefikimiz Amerika'nın Türkiye'nin bu ihtiyacını karşılayacağına inanıyoruz ifadesini kullanıyor. Aslına bakarsanız şöyle, yani Ankara'nın bu yöndeki beklentisi zaten aslında uzun zamandan beri öyleydi. Biden yönetimi de zaten F-16 tedariki konusunda kongrenin meseleye... E, ol, e, olumlu yaklaşmasını e, söylüyordu. E, ve kongrede de özellikle Ukrayna e, Savaşı e, nedeniyle Türkiye'ye karşıtlığının önemli ölçüde azaldığına dair e, bir e, değerlendirme vardı genel olarak. E, son olarak ABD heyetiyle yine bir e, görüşme yapıldı ve e, o görüşmelerde o temaslarda e, olumlu bir hava olduğunu söylüyor Milli Savunma Bakanı e, Hulusi Akar gerek Türkiye'ye gelen ABD heyetiyle yapılan toplantılarda, gerekse Amerika'ya giden heyetin kongre üyeleriyle yaptıkları temaslar olumlu bir havada geçmiş ve temasların devamı için bir zeminde oluşmuştur ifadesini kullanmış. E, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı son açıklamada. Biliyorsunuz bu yine e, F-16 meselesi son olarak Müşatakis'in Ziyareti sonrasında da önemli ölçüde gündemimizde hem Biden'la görüşmesinde Yunanistan Başbakanı hem de Kongredeki konuşmasında Türkiye'ye F16 satışına onay verilmemesini istemişti. Ama biz takisin bu açıklamaları üzerinden işte pek çok yorumcuya konuyu sorduğumuzda Atina'nın bu talebinin en nihayetinde Washington'da bir karar alınırken etkili olmayacağı yönündeydi. Ee, evet Türkiye'nin tepkilerini çeken Ankara'nın tepkilerini çeken açıklamaları arka arkaya yapmıştı Müşet o ziyaretinde ee, son olarak o açıklamalar üzerinden daha çok yine gündemimizdeydi ama söylediğim gibi zaten bir süreden biri e, öncelikle Biden yönetiminin olumlu yaklaşımı ama sonrasında işte kongreye e, sunulan mektupla kongreden de böyle bir yaklaşımın e, beklendiğinin e, belirtilmesi e, Ankara'da zaten e, bu sürece dair e, olumlu beklentiyi ölüm olumlu beklentiyi yükseltmişti. E, dolayısıyla bir anlamda onun teyidi e, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bu açıklamaları. Fakat bununla birlikte e, son bu heyetler arası temaslarda acaba daha fazla bilgi var mı Hulusi Akar'ın e, bu açıklamaları dışında nasıl geçti? E, bir zamanlama mesela Ankara'da hiç konuşuluyor mu? Ne zaman e, çıkması bekleniyor? Bir e, onay çıkacaksa? Ee, biraz o soruların cevaplarını da e, alalım erdin çözülmaz bize bir aktarsın son durumu. Henüz bir takvim yok Senem Ilgaz çünkü bu görüşmelerin hala devam ettiğini biliyoruz. Ama senin de belirttiğin gibi dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bir açıklama yapmıştı bu konuyla ilgili. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin bu konuda Türkiye yaklaşımının olumlu olduğunu ifade etmişti. Bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da bu yönde bir açıklaması oldu. Türk Hava Kuvvetleri'nin 111. kuruluş yıl Dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı ve beraberindeki heyeti kabulü sırasında... E, Akar konuştu. Tabi merakla bekleniyor. Bu süreç nasıl işliyor? İki ülke arasındaki gelişmeler nasıl devam ediyor? İşin içinde bir de NATO üyeliği var elbette. E, Blok 70 Viper'ların tedariki ve diğer uçaklarımızın modernizasyonu için belli bir e, prosedür içinde çalışmalarımızı yaptık. Müttefikimiz Amerika'nın da bu konuda Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacağına inanıyoruz ifadesini kullandı Akar açıklamasında kolektif e, kolektif savunma ve e, birlikte çalışabilirlik bakımından bunun ABD yönetimi e, tarafından göz ardı edilmeyeceğine inanıyorum çünkü bununla ilgili gerek Türkiye Türkiye'ye gelen ABD heyetleriyle yapılan toplantılarda gerekse ABD'ye giren heyetlerin kongre üyeleriyle yaptıkları temaslar olumlu bir havada geçmiş ve temasların devamı için bir zemin de oluşmuştur ifadesini kullandı. Bu önemli yani yapılan temaslar ki bu heyetler karşılıklı istişarelerde bulunmuşlardı hem Ankara'da hem Washington'da. Bundan sonraki sürece ilişkinde görüşmelerin, temasların devam edeceğini anlıyoruz buradan. Bir de Akar'ın açıklamasında NATO vurgusu var ki aslında bu da çok önemli ve altının çizilmesi gerekiyor. Bu konunun sadece Türk Hava Kuvvetleri'nin değil... Aynı zamanda NATO'nun Avrupa'nın da konusu olduğunu belirtiyor Akar ve NATO'nun güçlü olması için Üyelerinin tek tek güçlü olması gerekir. Bu güç kavramı içinde en önemli unsur hava unsuru. E, bu hava unsurunun da mutlaka güçlenmesi lazım. E, bunun da ABD yönetimi tarafından göz ardı edilmeyeceğine inanıyorum ifadesini e, kullandı. Özetlemek gerekirse Türkiye ve ABD arasındaki F-16 tedariki konusunda yapılan görüşmelerin e, olumlu bir seyirde devam ettiğini e, anlıyoruz. ABD Kongresinin bu konudaki Türkiye yaklaşımının olumlu olduğunu evet. e, anlıyoruz ve e, Bakan Akar'ın yaptığı açıklamadan da NATO içerisindeki ülkelerin tek tek güçlü olmasının aynı zamanda NATO'nun gücü anlamına geldiğini de ifade ettiğini e, gördük. Evet, şöyle. Bir aslında tabii bugün bu noktada hani bu açıklamanın e, zaten Ankara'da bir süredir oluşan olumlu havanın devam ettiğini görüyor olmamızın şu açıdan da bir değeri var sanırım o da şu İsveç Finlandiya üzerinden Türkiye'nin veto kartını ortaya koyması veya işte Suriye'nin kuzeyinde yeni bir sınır ötesi operasyon beklentisi şimdi bu her iki konuda aslında Washington'u başlık olarak rahatsız eden konular fakat bununla birlikte işte değil mi bu operasyonu da bugün itibariyle bu kadar gündeme getiren uluslararası konjonktürel durum da aynı zamanda işte zamanlama Türkiye'nin lehine işliyor Dolayısıyla bu açılardan da baktığımızda, Washington'daki bu olumlu havanın devam ediyor olması galiba anlamlı. E Anlamlı ama hani böyle de okunabilir, farklı şekilde de okunabilir. Çünkü F-16 projesinde Türkiye, diğer NATO üyeleriyle birlikte, İtalya, Fransa gibi ülkelerle birlikte ortak projeye, ortak ülkelerden biriydi. 1 milyar doların üzerinde bir kaynak aktarıldı oraya Türkiye'den ve Amerika Birleşik Devletleri ile aramızda yaşadığımız bu S-400 problemi, krizi nedeniyle o projede aksaklıklar yaşandı ve Türkiye'nin çıkarılması söz konusu oldu. Ama bunun Türkiye'nin iddiası, Ankara'nın iddiası ki bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan da dile getiriyor her fırsatta. Uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade ediliyor. Dolayısıyla o yönü de var ama senin de belirttiğin gibi elbette Türkiye'nin NATO üyesi olması İsveç ve Finlandiya ya yönelik yaklaşımı terörle mücadeleye bakış açısı da Amerika Birleşik Devletleri'nin bu F-16'ların modernizasyonu ve Türkiye'ye verilmesi konusundaki bakış açısını yumuşatmış e, olabilir ve Türkiye'nin bu noktadaki ısrarlı tutumunun da e, bir e, önemli olduğunu söylemek ve altını çizmekte fayda var Senem Uğurtaş. Özellikle de i̇sveç Finlandiya kartı galiba değil mi? Belki bu yumuşamanın hala hazırda devam ediyor olmasında e, önemli. Gerçi farklı yorumlar da var. Bir bu hani karşı olarak kullanılabilir ya da bu süreçte en azından oradaki e, Türkiye istediğini alabilir diye sonuçta göreceğiz. Önümüzdeki günlerde e, ne olup e, biteceğini e, mesele çok kısa vadede çözüme e, kavuşmayacak gibi. çünkü Ankara'nın İsveç ve Finlandiya üzerinden yapılan görüşmeleri de hiç öyle hani hızlı hızlı sonlandırayım gibi bir değil mi? E, arayışı da yok, Hatta aceleye gerek yok. Biz e, tam olarak beklentilerimizi karşılarsak o zaman bu iş bizim için çözülecek diyor. Çünkü İsveç ve Finlandiya heyetleri çok kısa bir zamanda ikinci görüşmeyi yapmak istemişlerdi ama Ankara aceleye gerek yok demişti. Bu hatırlatmayı da yapmış olayım. Dolayısıyla Erdinç çok teşekkürler.